Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan sizlere bir kahvaltı tarifi vereceğim. Birçoğumuz evimizde yapıyoruzdur. Bilmeyenler belki uzun zamandır yapmamışsınızdır. Unuttuysanız da sizleri hatırlatmak amacıyla patatesi kızartacağım. Üzerine biberi kızartıp dökeceğim. Hemen üstüne de domates sosuyla gerçekten çok güzel oluyor. Ben de çok sık sık yapmadığım için 15 günde bir ya da ayda bir kere patates kızartmaya çalışıyorum. Ondan dolayı patateslerim biraz fazla gözükebilir. 4 adet domatesle birkaç tane de yeşil biber ve charleston, bir tane de kırmızı biber hazırladım. Sizler de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kalın ya da ince doğrama aşaması tamamen kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Ben çok kalın yapmayacağım. Patatesi doğradım. Tamamdır. Onu kenara alayım. Şimdi domatesi biberi de göstereyim. Domatesleri rendelemeyi düşünüyordum. Ondan dolayı kabuklarını soymadım. Ama şimdi hemen soyacağım. Rendelerseniz daha kolay olacak. Normal bir şekilde doğrayacağım. Biraz sıçradı domatesin suyu. Gayet suluymuş. Domatesi de doğradım artık. Biberleri de göstereyim sizlere. Uzun uzun yapacağım. Biberleri de ortadan kesip dörde böleceğim. Şöyle derince bir kızartma tavasını ocağa alıyorum. Altında yakıyorum hemen. Derin tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yaygan bir tavada kızartırsanız daha fazla yağ kullanmanız gerekecek. Ama böyle derin olduğu zaman daha az yağ ile de kızartabilirsiniz. Ben yeterince sıvı yağını boşaltıyorum. Ortalama bir su bardağı kadar. Yağ iyice ısındıktan sonra içerisine patatesleri atıyorum. Patatesin direkt soyduğunuz gibi tuzlayıp, güzel bolca tuzlayıp daha güzel diri diri kızaracaktır. Ben bunu unuttuğum için şimdi attım tuzunu. Artık patatesleri tamamını kızarttığımı servis tabağına alıp yenisini atarak devam edeceğim. Patatesin iyice kızardığını görmeden karıştırmayın. Bu sefer patatesimiz dağılır. Ben de alttan gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Karıştırabilirim artık. Kızaranları alıyorum. İyice yağını süzdürüyorum. Yağını boşalttım. Sadece dibinde azıcık yağ bıraktım. Ocağın altı yanıyor. Biberleri içerisine atıyorum. Bir miktar da tuz atıyorum. Ara ara karıştırarak, alttakileri de üste çıkartarak kızartacağım. Biberler kızardı artık. Gördüğünüz gibi. Patatesin ortasına koyuyorum. Ve dibinde birazcık yağ var. Hiç yıkamadan direkt domates sosunu hazırlıyorum. Sosun içerisine bir miktar kekik, bir miktar pul biber, biraz tuz ekliyorum. Bir tane de sarımsak rendeliyorum. Ara ara kaşığın arkasıyla eze eze sosu pişireceğim. Ortalama bir 5 dakikada pişecektir. İçerisine ben su eklemedim. Eğer domatesinizin suyu azsa yarım çay bardağı ya da sevdiğiniz kıvama göre su ekleyebilirsiniz.
artık kapatıyorum. Hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Patatesin birazını da böyle ayırdım. Diğer oğlum sade sevdiği için. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok işte açıcı oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.